Yeniden Refah'ta danışman ya da MYK üyesi olanların ya da Milli Görüş Hareketi'nin içinde Sayın Merhum Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la siyaset yapan insanların değerlendirmeleri çok zor. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ne oy atanlar, oy atan kitle de şu anda bizim tartıştığımız gibi bunu tartışıyor. Akılları karışık. Şöyle diyelim, kendilerini göstermek istiyorlar Türkiye'de. Yani biz yeni bir partiyiz. Kendilerini göstermek istiyorlar. Bir yandan da elleri CHP'ye gitmiyor. Biz bunu daha çok görüyoruz konuştuklarımız yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ekrem İmamoğlu el atma. Ama bir baskılama ve zorlama var. Zorlama var. Bunu şu şekilde insanlara anlatmak gerekir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın verdiği siyasi mücadeleyi anlatmak lazım. En belirgini 28 Şubat. Hani yakın tarihimiz, uzağa kadar gitmeyeceğim. Sayın Hocam eskisinden. 28 Şubat'ta birlikte askeri cuntacı zihniyete kadar ki Batı Çalışma Grubu yani Batı destekli ki onun mimari de aslında FETÖ zihniyetidir. O ayrı bir tartışma karşı. Buna karşı mücadele eden en önemli siyasi aktörlerden Sayın Necmettin Erbakan'a çok yakın olan, bakın çok yakın olan, o gün Refah Partisi'nde olan bir isim şöyle bir görüş çıkıyor. Yani Sayın Necmettin Erbakan'ın naifliğini ve ülkeyi nasıl düşündü? Efendim diye bunlara boyun eğmeyelim. Konya'dan başlayan büyük bir yürüyüş yapalım. Kaldıralım Milli Görüş Hareketi'ni. Ne diyor biliyor musun? Kan dökülür. Birinin tırnağına zarar gelirse vebalini veremem. Vermiyor bu emri. Öyle bir memleket diyor. Onun yanında kim vardı? En büyük siyaseten o dönemdeki kim vardı? O dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ki 28 Şubat sürecine yasaklı oldu ve siyasi bedel ödedi. Şimdi bundan sonra aslında Türkiye'de kırılma olarak Türkiye'nin yeni siyasi öyküsü başladı. Yani şu andaki siyasi iklim 28 Şubat şartlarından sonra ortaya çıkan siyasi iklimin sonucu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bir gerçekliği söyleyeyim. Final seçimim dedi. Anayasa gereği aday olur muyum olmam mı? Hani olmayacağım dedi. Mevcudan da İstanbul'u tekrar kendi siyasi ikliminde bırakmak istiyor. Şimdi Yeniden Refah Partisi bu seçim sonra, şimdi seçime çok az süre kaldı. Aldıkları seçmen davranışını da söylüyorum. Çünkü partinin yönetimi üstünün karışık olduğunu görüyoruz. Yani partinin yönetiminde çok farklı görüşler var. Bir önceki seçim şeyde de Cumhurbaşkanı'na teşkilatlar arasında istifalar genel merkezde. Bir önceki seçimde de oldu. Fatih Erbakan ne dedi? Arkadaşlarımız bir kısmı Cumhurbaşkanı'nı desteklememizi istiyor. Bir kısmı aday gösterme. Aslında şöyle bir kısmı gönülleri Erdoğan'dan yana, akılları kendi partisinde yönetim olarak. Şimdi ama taban farklı düşünebilir. Yani farklı bir refleks verebilir. Aslında yönetici ben en Hasan Hüseyin Ceylan'ın değerlendirmesi çok. İkinci bir Saadet Partisi olarak siyasette kendilerini konumlar. Bir de şöyle bir realiteyi söyleyeceğim. Bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer siyasete devam etmezse milli görüş oy tercihi olan seçmen bir parti arayacak. Bu AK Parti de olabilir. Yani AK Parti'nin yeni siyasi ama gidebilecekleri birinci parti Yeniden Refah gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? İdi. Kesmiş olacağım ama bu seçimde tam geldiğimiz noktadan devam etmeyelim. Çünkü siz de ifade ettiniz Necmettin Erbakan'ın hayalleri. Biz de zaman zaman belgeseller hazırlarken o hayallerini sıklıkla yüksek sesle ifade ediyordu. Bazılarını yapabildi, bazılarını gerçekleştiremedi. Ekranlara getirelim. İzleyicilerimiz karar versin. O hayallerin kaçı, ne zaman, kim tarafından gerçekleştirildi? Çok kısa kulak verelim sonra yorumlayalım. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Sizin havsalanıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor. Halbuki biz bunu yapıyoruz. Bunlar hedeftir dedik ve o hedefi de gerçekleştirdik. Bunlar hayal değil, bunlar gerçekler. Her şey hayalden başlar. Bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız. Teknolojiyle şu mümkün mü? Ben şimdi bu masada oturuyorum. Şurada bir düğmeye basıyorum. İstanbul Havalimanı'ndan pilotsuz bir uçak havalanıyor. Pilotsuz bir uçak. Bu uçağın önündeki ekranda görünen ne varsa ben de önündeki ekranda görüyorum. Ve karşımdaki santrala düğmeye basar basmaz füzeyi atıyorum ve merhaba ediyorum. Savunma sanayinde çok önemli mesafeler kat ettik. Deyim yerindeyse bu alanda bir sessiz devrim gerçekleştirdik. Ama milletimizin binlerce yıllık serencamı içinde bizim hayatımız ırmaktaki bir avuç su gibidir. Önemli olan
bu sürede yaptığımız hizmetlerle milletimize nasıl katkıda bulunduğumuzdur. Yarının ne getireceğini Allah bilir. Asıl olan milletimin geleceğidir, ülkemin bekasıdır. Yaptıysan hayırlı işler karşılığını bulacaksın. Yaptıysan şer onun da karşılığını bulacaksın. Şimdi bütün gayretimiz işte milletimizin bu noktada hayır duasını alabilmek. Bunun için biliyoruz ki eğer Türkiye yoksa inanın evlatlarımızın geleceği de yoktur. Necmettin Erbakan çok uzun yıllar önce İHA'ları, SİHA'ları, bugünkü o teknolojiyi anlatıyor. Çok büyük bir zeka Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı mühendislerden. Devrim otomobillerinin yapım sürecindeki doğru, en önemli isimlerden biri. Motoru da yapacağız diyor, uçak da yapacağız diyor. O hayaller... Bir müsaadenle aktarım. Tam da burada birkaç cümle etmekte fayda görüyorum. Erbakan Hoca, Allah gani gani rahmet eylesin. Erbakan Hoca, lise talebesi, üniversite talebesi, Almanya'daki işte doktora yaptığı dönem, sonra gelip Gümüş Motoru kurması, Odalar Birliği'ndeki çabaları, Bağımsızlar Hareketi, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, efendim Fazilet, Saadet, bütün akış içerisinde Türkiye için doğru olduğuna inandığı şeyleri gerçekleştiren birisi. Ve çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bunun temeli de Hasip Efendi, Abdülaziz Bekkin Hazretleri, Mehmet Said Kotku Hazretleri'nin başında bulunduğu Gümüşhaneli dergahında gençliğinde aldığı eğilimdir. Turgut Özal'la, Korkut Özal'la, Mehmet Turgut'la bir dönemin önemli, Türkiye açısından da önemli isimleriyle beraber bu ülkeyi ayağa kaldırmak için gençliğinden itibaren gayret eden, çalışan, bunları tatbik sahasına koymak için elinden gelen her şeyi yapan, yapmaya çalışan bir isim. Bir başka özelliği de şu oldu Erbakan Hoca'nın. Hayatı boyunca bize bu ülkedeki vesayet zincirlerinin nasıl çalıştığını gösterdi. Tabiri caizse gölün derinliğini gösterdi. Göle girdi, bodoslamadan onlarla kavga etti bize. Anayasa Mahkemesi'nin, bize Milli Güvenlik Kurulu'nun, bize başka şeylerin bu ülke üzerinde bir vesayetin nasıl devam ettirildiğine dair bütün odakları gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan, Allah ondan razı olsun, Allah ömürler versin, Allah sağlık afiyet versin. İş başına geldikten beri öncelikle teker teker o vesayet zincirlerini bir yandan kırdı. Hemen ardından da Erbakan Hoca'nın başlattığı, 74'ten itibaren başlattığı, hayalini kurduğu şeyleri, otomobili, uçağı, helikopteri, gemileri, şunları bunları, aklı hayale gelebilecek her şeyi yaptı. Başka bir şey daha yaptı. Erbakan Hoca'nın 90 sonrası en önemli sloganlarından birisi adil düzendir, adil ekonomik düzendir. Şu an itibariyle biz bu ülkede biraz enflasyondan, şundan bundan bahsediyoruz ama geriye doğru bakın. 2002'den bugüne alım gücümüzde, emeklinin, dulun, yetimin, memurun, işçinin, şunun, bunun, üreticinin alım gücünde bir eksiklik meydana getirmeyecek şekilde İnsanların hayat düzeylerini sağlıklı biçimde sürmesi için elinden geleni yaptı. Vesayet zincirlerini kaldırdı. Savunma sanayinde yerliliği %20'den %80'e çıkardı. Sağlık sektöründe dünyada birinciyiz. Hiç mübalağasız. Ve çoğumuzun bilmediği bir başka şey. Dezavantajlı gruplar konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık ara dünyanın artık en sosyal devleti haline geldi. Yaşlılara yapılan yardımlar, engellilere yapılan yardımlar, muhtaçlara yapılan yardımlar hepsi kurumsallaştırıldı. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamam günlük gülistanlık diyecek durumda değiliz ama kalkış yaptı, hedefe doğru gidiyor. Şu an karşımızdakilerin ve onlara destek olanların bütün derdi bu yürüyüşü nasıl engelleriz, bunu nasıl durdururuz? Bunun içine de işte kendini Erbakan Hoca'nın devamı gibi yutturmaya çalışanlar, değişik şekilde yapanlar var. Erbakan Hoca ile alakalı söylenebilecek yine temel bir söz. Ben 73'te tanıdım. 84'ten vefatına kadar da Milli Gazete'deydim. Yakınında bulundum. Erbakan Hoca'nın temel sözlerinden birisi senden olana destek oldur. Karşında olan kim olursa olsun karşında olana destek olmadır. Ve Erbakan Hoca bütün hayatı boyunca suyun akışı gibi bu ülke için doğru olduğunu düşündüğü şeyleri sağlayabilmek için hiçbir şeye önem vermeden Allah rızasını hedefleyerek elinden gelen her şeyi yapmıştır. Şu an yeniden refahın, geçmişte saadetin halen devam ettirdiği tavırlarının yanlışlığı Erbakan Hoca'nın has çevresinde bulunup bugün yüksek sesle söylenebilecek kadarını söyleyip atılan adımlara itiraz edenlerin şeyinde gizlidir. Dolayısıyla buradaki soru şu.
Erbakan Hoca'nın yapmaya çalıştığı birçok şeyi Allah ondan razı olsun Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Vesayet zincirlerini kırdı ve onun hayal olarak, milletin hayal olarak değerlendirdiği birçok şeyi gerçekleştirdi. Şu an 100 bin motor Türkiye için bence çok komik bir rakam. Ürettiğimiz arabaların falan motorları Türkiye'de yapılıyor. Kendi aracımız var, kendi uçağımız, kendi helikopterimiz var ve kendi muharip uçağımızın motoru da bugün yarın çıkmak üzere. Bunlar kolay sağlanan şeyler değil. Hepimiz biliyoruz ki birileri bunları durdurmak için FETÖ başta olmak üzere bin türlü atraksiyon yaptı. Selçuk Bayraktar'ın, Allah ondan razı olsun, şu sözünü unutmayın. Uçağı yaptık diyor, havalandırmamıza izin vermediler. Uçağı yaptık, şey yapacağız, bize gelip dedi ki diyor, çok yıldızlı bir general, canım niye yapıyorsunuz ki bunu? Siz bu işi biliyorsunuz madem, dışarıdan biz bunun alımını yapacağımızda bize mihmandarlık edin, yardımcı olun dediler. Bizim yapmamıza diyor mani olmaya çalıştılar. Erbakan Hoca'nın davası buydu, Recep Tayyip Erdoğan'ın davası da bu. Şu anda çeşitli mülahazalarla, bireysel hırsları, kıskançlıkları ve hasetleri sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yürüyüşünü durdurmaya çalışanların hesapları bireysel hesaplardır ve kesinlikle Erbakan Hoca'nın çizgisinin devamı değildir. Ekrem Hoca, Ekrem bir şey abi, daha ilave edeyim. Bir görüntü var. Lütfen devam edin hocam, ama o görüntüyü de rica edelim. Selçuk Bayraktar demiştiniz. Evet. Bir fotoğrafta bu insansız hava araçlarını anlatıyorlar Erbakan Hoca'ya. Bu görüntü de içerisinde var. Biraz geride orada dondurabilirsek onun üzerine konuşuruz. Buyurun hocam. Tabii. Yani aynı zamanda Ekrem Hoca'nın ifade ettiği iç politik gelişmelere ilaveten Sayın Erbakan Hoca'mızın, merhum hocamızın ifade ettiği, anlattığı İsrail'in projelerini ifşa etmiştir. Ve şu anda hükümetin ortaya koyduğu İsrail politikaları onun devamıdır. İki, her tarafta şu anda petrol, doğalgazla ilgili rezervler vardı ve son dönem kendi milli enerji kaynaklarımızı tedarikçi ülke olmakla ilgili çok önemli adımlar atılmıştı. Evet, bu görüntü. Anlatılacak o kadar çok şey var ki. Çok, bir dakika bunlar bakın. Bariz. Üçüncü konu. Tamamlayın isterseniz bunun üstüne konuşalım. Biliyorsunuz yani Birleşmiş Milletler'in yapısının bozukluğu, Amerika'nın Orta Doğu projesi ve o bölgedeki çıkarlarıyla ilgili yapılan tüm planları ifşa etmiştir Erbakan Hoca. Tabii. Şu anda yapılan Dünya 5'ten büyüktür projesi de onun kökünden gelmiştir. Eyvallah. Belki bu görüntü bir anlatırsanız. Erdoğan Bayraktar, görebildiğim kadarıyla hemen ayakta duran. Özdemir Bayraktar. Özdemir Bayraktar, Özdemir pardon. Özdemir abi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca, ona anlatılıyor burada süreç ve o da onun üzerine konuşuyor muhtemelen. Evet. Çok çarpıcı bir fotoğraf, siz de belirtmiştiniz onun hayallerinde. Erbakan Hoca'nın ağır sanayi, 70'li yıllar biliyorsunuz ağır sanayi girişimleriydi. 80 sonrası işte 12 Eylül hapse girip çıktı falan filan, ondan sonra adil ekonomik düzen derken en önemli tezlerinden birisi, biz sanayiyi bir şekilde kaçırdık, artık yapmamız gereken bize doğru atılan füzeleri havada yazılımla ele geçirip onları tekrar geri döndürmek ve benzeri şeylerdir. Ki Özdemir abinin bir atölyede oğullarıyla başlattığı bu çabanın her İstanbul'a geldiğinde ziyaret edeni, sürekli olarak onlara destek olanı, onları destekleyeni, belki de birçok konuda fikir veren Erbakan Hoca'ydı. Ve 2003'ten itibaren de İHA'ların, SİHA'ların, Kızıl Elma'nın ve diğer birçok şeyin meydana çıkmasındaki en önemli unsur da Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat bu işe el koyması, destek olmasıdır. Çünkü az önce anlattım, Selçuk Bayraktar'ın hep söylediği gibi. Bir, siyasi iktidar size bu konuda mani olmak isterse şu İHA'nın önündeki takoz gibi her şeyi durdurabilirler. Bu havalanmaz. Ama destek olunursa bu iş gelişir. Biz bunu yapıyoruz demiştir. İkincisi de az önce söyledim. Bu konudaki atılacak adımları bir dönem FETÖ'cü üst düzey bir takım kişiler ona ya ne diye bunu yapmaya çalışıyorsun ki sen biz bunu dışarıdan alırken bize yardımcı ol, komisyonunu al, otur kenarda. İsrail Heronları şey olduğu gibi şimdi, o dönemde. Haluk Bayraktar galiba hemen yanındaki de. Haluk Bayraktar. Benziyor. Öyle değil mi? Evet. Herhalde evet. Evet, evet, hemen yanında o tanıtımı yapan. Tanıtım yapan Haluk Selçuk demek ki o arada şimdi, belki de. Ya oralarda ben de ona baktım. Şimdi tam göremedim ama. 22 yıllık işte Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemi, yani AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde pek çok konuşulabilir ama bir tane çok önemli bir detay var. Biliyorsunuz 50'li yıllardan itibaren çok partili seçime geçtik biz. Ama ne oldu? 60'ta bir darbe oldu. 71 muhtarası, 80 darbesi. 28 Şubat hep demokrasimize ara verildi. Tabii. Ara verildi ama 22 yılda darbe olmadı. Darbe kalkışması tek dönemdir.
Bakın çok partili döneme bakın. 60, 71, 80. Darbe 28... olmadı değil. Bir e-muhtıra verildi. Geri tepti. Darbe girişimi oldu. O da olmadı. Darbe gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi. Yani. Neden? Girişimler neden? Oldu ama burada, siyasi irade karşı durdu. Siyasi irade karşı ve tam anayasa yapılmasa bile bu dönemde anayasa değişikliği gerçekleşti. Bu 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde bir ilktir. Yani bir iktidar döneminde işte askeri vesayet ya da nasıl tanımlarsız ya da dış etkenlerin demokrasinin olağan alanına müdahale edilmedi. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bu siyasi iklimin en büyük başarısı budur. Yani demokrasiyi olağan rayının üzerinde yürütme isteği. Ne diyor bakın anayasa ben de bir daha seçime girmeyeceğim. Ben anayasanın üstünde değilim diyor. Okay. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında atıfta bulunuyor. Bu çok önemli. Şimdi yeniden refah seçmeni... Tam oradan cümle... devam edelim ama Necmettin Erbakan arkadaşlarıma göre son röportajı mıydı? Son röportajı var. Başkan Erdoğan'la da ilgili ifadeleri var. Ondan sonra lütfen devam edin. Tamam, buradan ben devam edeyim. Bakın Necmettin Erbakan neler söylüyor. Tayyip Bey Gençlikoğlu Başkanımız, ilçe başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgim bakidir. Onların da beni aynı şekilde sevdiklerinden eminim. Beşeri münasebetlerimiz her zaman sevgi esasına dayanarak devam ede gelmiştir. Gün görürüz Hasan. Affedersin. Buyurun, buyurun Ekrem Bey. Tam burada söylemem gereken bir şey var. Buyurun. 2002'den beri birçok insanın, ya Ekrem sen işte Erbakan Hoca'yı biliyorsun, tanıyorsun. Erbakan Hoca'nın acaba AK Parti'nin kuruluşunda ve sonraki süreçte parmağı var mıdır? Ya da benzeri sorulara ben muhatap olurum. Her defasında da şunu söylerim. Buna hayır dememe yetebilecek kadar argümanlarım var. Buna evet öyledir demeye yetebilecek kadar da argümanlarım var. Ama böyle bir şey varsa bile bunu bizim hiçbir zaman öğrenmememiz gerekiyor. Niçin? Türkiye'nin kırılgan yapısı içerisinde Erbakan Hoca yeri geldiğinde ve Saadet Partisi adına konuşmalar yaparken AK Parti'yi zaman zaman yerden yere vurmuştur ama bu sohbette olduğu gibi özel sohbetlerde falan filan çoğu zaman da bizimkiler, bizim çocuklar, bizim diğer parti falan benzeri şeyler kullanmıştır. Dolayısıyla buradan hareketle efendim işte şu oldu bu oldu gömleği çıkarttılar falan gibi şeylerin hiçbir anlamı yok. İşin esası şu, Erbakan Hoca'nın kafasındakileri, idealleri iki manada. Bir, vesayet zincirlerini tümüyle kaldırmak. İki, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına nasip olmuştur. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Ve bugün 2024 yılı 31 Mart'a giderken de çeşitli mülazalarla bulundukları konum gereği Saadet'in geçmişte yaptığını bugün yapmaya çalışanların da biraz akıllarını başlarına alıp az önce Güngör söyledi, Ceyhun da söyledi zannediyorum. Bundan sonrasına yönelik bir evet. Ümit gibi ortaya çıkan bir hareketi 31 Mart'ta boğmamaları gerekiyor. Çünkü eninde sonunda kaybettiren olmaya soyunursanız, Allah korusun o kaybettirme gerçekleşirse bunu 40 yıl uğraşsanız zihinlerden silemezsiniz. Şey